65 yaşındayım. 10 yıl kadar önce emekli oldum. Gençliğimden beri bir takım hobilerim var. İşte fotoğraf, yağlıboya ve karakalem, resim, bir takım proje geliştirme konuları var. Emekli olmadan önce de hep zaten bir takım şeyler yapmak istedim ve yaptım da. Ama emekli olduktan sonra kendime daha fazla vakit ayırabildim. Hem kendime hem aileme hem de dostlarıma. Yani ben kaliteli zaman geçirmeyi seven bir insanım. Müziğe merakım çok fazla. İşte klasik müzik, halk müziği, Türk sanat müziği, caz, artık rock tabii en başta belki de onu saymam lazımdı. Emekli olduktan sonra bir tane şey aldım, yaylı tambur aldım. Yaylı tambur çalmaya gayret etmeye başladım. Sonra dedim ki ben niye kendi tamburumu kendim yapmayayım? Oturdum bir proje çizdim. Önce onun maketini yaptım. Daha sonra giriştim işe. Ama değişik bir şey yapayım dedim. Yani benim yapım biraz böyle. Yani olmayan, niye yapılmamış başka bir şey diye düşündüm. İlk yaptığım enstrüman barok yaylı tambur. Onun da ismini bir arkadaşım koydu. Türk musikisinde biraz bas seslere ihtiyaç var. Hiç olmazsa dedim böyle bir şey olabilir mi? Rebap var. Bayağı kadim bir enstrümandır rebap. Doğu enstrümanıdır. Türk klasik müziğinde, dini müzikte de özellikle çok kullanılmıştır. Bu rebabı ben biraz daha geliştireyim dedim. Ne yapabilirim? Bunu iki gözlü yaptım. Yani iki tane tek Hindistan cevizinden yapılır. Ben iki Hindistan cevizini birleştirdim. Ve sapını da normal sapı işte böyle 40 santim kadardır. Ben 70 santimlik bir sap yaptım. Tamburla rebap arası bir şey oldu. Daha sonra gene Türk musikisinde batı sazları var biliyorsunuz. Keman. Dedim niye bir Türk müziği kemanı olmasın? Oturdum bir proje çizdim ve bir Türk musikisi viyolası yaptım. Bayağı da büyük. Böyle çalınıyor. Onun ismi Viola Turca. Zamanı yaşamak diye bir şey vardı, anı yaşamak. Ben bunu şöyle algılıyorum, yani o andaki hareketleri, duyguları, düşünceleri, olayları yaşamak değil sadece. Geçmişte de yaşayabilirsiniz. Yani 60'lı yıllara gidersiniz. Orada bir kitap okursunuz ya da bir eseri incelersiniz. Bir makaleyi incelersiniz. Orada yaşarsınız. Ben biraz da böyle eski dönemlerde ki yapılan çalışmaları ne bileyim işte bu şeyleri görüyorsunuz. Koleksiyon parçalarını. Yani günümüzde artık ileriye taşıyabileceğiniz koleksiyonluk bir parça kalmayacak diyebilirim. Hayal etmek lazım. Dedim ya anı, zamanı yaşamak sadece şu an değil, geçmiş hatta gelecekte. Yani gelecek nedir? Gelecekte nasıl yaşarız? Hayal kurarız. Bir şeyler umarız yani, hayal ederiz ve onu gerçekleştirmek isteriz. Yani ben herkese bir takım hobiler edinmelerini öneririm. Hayaller kurmalarını öneririm ve onları gerçekleştirmek için planlama yapmalarını öneririm.